TR 724 ekranlarından merhabalar. Medyada bugünle bir kez daha karşınızdayız. Bülent Bey Günaydın. Günaydın Mahmut Bey. Evet, bir kez daha Türkiye ve dünya gündemini paylaşmak üzere izleyicilerimizin karşısındayız ve hemen isterseniz şöyle bir manşetlere göz atalım. TR 724te hangi haberler var? Yusuf Ziya Özcan'dan Fatma Saadet Yılmazer paylaşımı var. Savunma hakkı kutsaldır, serbest bırakın şeklinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara yalanlama geldi. Günlerce elektriksiz kalmıştı Isparta ve Isparta'da ihale yine Yandaş, Cengiz ve Kolin'e gitti. Diyarbakır'da kahvehane tarandı. Biri ağır, üç kişi yaralı. Biraz sonra sanıyorum bu haberin detaylarını paylaşacağız. TR724'ün özel haberi var. Albay Eşref Mert'e iftira atmam için... 18 gün işkence gördüm, eşimle tehdit edildim başlığıyla veriliyor. Yıllık Avrupa Konseyi raporu açıklandı. Türkiye nüfusuna oranla tutuklu sayında, sayısında yine dünyada zirvede. Almanya'da karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılıyor ve hicret kayıtları başlıklı bir yazı var. Engelli Zeynep Meriç'ten geçerken 6 kilometre protezleriyle yürüdü. İstanbul'da suya %29 zam geldi. Gazeteci Cevheri Güven işkence itiraf eden Barış Dedebağ'ın arkasındaki generalleri yazdı. Zamlar milletin belini büküyor diyen MHP'li vekil disiplin kuruluna sevk edildi. MHP'de çatlak seslere yer yok ve yine Buça'daki katliam sonrası Rusya'ya yeni yaptırımlar gündemde. Biraz sonra Buça'dan da yine yeni haberler ve yeni görüntüler paylaşacağız. Ukrayna işgalinin 1853-1856 Kırım Savaşı ile benzerlikleri neler başlıklı bir yazı var. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini görüyoruz. Emniyette yasa dışı talimatları verenler devri iktidarımızda hesap verecekler. Son başlık tüpe gelen bir zam. Bir zamda mutfak tüpüne geldi. Fiyatı 316 liraya ulaştı. Evet bir mutfak tüpünün geldiği fiyatı gösteriyor bu son zamlardan sonra. Evet haber başlıkları böyle. Peki bugün hangi köşe yazıları var? Şöyle hemen birkaç tanesini paylaşalım. Adem Yavuz Arslan, imzalı yazı kim daha başarılı Putin mi Erdoğan mı Mahmut Akpınar kötülüğün, kötülüğün sınırsızlığı yazısını kalem alıyor Nedim Hazar'ın yazısının başlığı bir tuhaf hastalık ve bir haber analiz görüyoruz Macaristan seçimlerinin iktidara ve muhalefete mesajı Evet bugün bu başlıklar ve bu köşe da görecekler. İlk açanlar TR724 izleyicileri ama ilerleyen saatlerde tabii ki bu haberler ve köşe yazıları zamanla değişmiş olacak. Evet gündemde yine Buça'dan gelen görüntüler ve yine e, Ukrayna haberleri var. Ama onun dışında Türkiye ve Dünya gündemine tabii daha farklı başlıklar da yer aldı. Bülent Bey sizin gündeminizle başlayalım isterseniz. Evet ben hazırladığım gündeme geçmeden biraz önce okuduğunuz başlıklarla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Ali Fuat Yılmazer'in kızı e, 4 yıldır yanlış hatırlamıyorsam tutuklu. Aynı zamanda avukatı. E, her zaman Ergenekon davasıyla mukayese yapıyorlar ya. Hemen bir mukayese yapalım isterseniz. Veli Küçük'ün kızı avukatıydı. Başına hiçbir iş gelmedi. Dursun Çiçek'in kızı avukatıydı. Başına hiçbir iş gelmedi. Ergenekon sanıklarını onlarca avukat savundu. Başlarına hiçbir iş gelmedi. Ama... E, şu anda bin küsür kişi, bin beş yüzden fazla avukat tutuklu. Bunların bir çoğunun da cezası kesinleşti. Dün İzmir'den bir avukatın on dokuz buçuk yıl ceza aldığına dair haberler vardı sosyal medyada. Savunduğu kişiyle özdeşleştirilerek avukatların cezalandırıldığı herhalde yegane dava bu davadır. Yani düşünün ki Barolar Birliği Başkanı münevver cinayetinin sanığının avukatıydı, Gariboğlu. Cem Gariboğlu'nun avukatıydı. Dört parçaya, beş parçaya bölünerek katledilmiş bir kadın cinayetinin avukatı Barolar Birliği Başkanıydı. Kimse Barolar Birliği Başkanı'na sen kadın cinayetlerini savunuyorsun demedi. Ortada bir suç yok zaten. Ortada bir suçlu da yok. Ama buna rağmen suçlanan insanlar var. Bir de onları savunmaya çalışan insanlar, avukatlar savunmaya büyük bir darbe vuruldu burada ve pek çok avukatın iddianamesinde işte filanca derneğin avukatı, filanca bankanın avukatı, filanca gazetenin avukatı diye şeyler var. Direkt iddianamelerde suç olarak bu geçiyor. Yani gerçekten büyük bir skandal, gerçekten büyük bir facia. Ya pek çoğumuz avukat bulmakta zorlandık. Hala bile avukat bulmakta zorlanıyoruz. İnsanlar en temel hakkımız olan savunma hakkımızı gerçekleştirmek istemiyorlar. Endişe ediyorlar, korkuyorlar. Çünkü Herhangi yani benim davamı alsa bir avukat doğrudan kendisini Silivri'de bulabilir. Bunu e, ne yazık ki e, Ali Fatih Yılmazer'in kızı Fatma Yılmazer e, hadisesi bunları çağrıştırdı bana ama en önemlisi hakkını, de Diyarbakır'da. lafta kaldığını görüyoruz evet. Evet kesinlikle. E dün Diyarbakır'da. E, üzücü ve tedirginlik verici bir gelişme yaşandı. Bir kahvehanet arandı. Bizim haberler içerisinde TRT 24'ün haberleri içerisinde de vardı. Yani seçim yaklaştıkça zaten böyle bir endişe var. AKP hükümeti, Erdoğan rejimi 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi güvenlik tehdidini insanların gözünün içine sokarak yeniden seçimi kazanmak isteyebilir. Böyle bir yeni bir ateş çemberiyle ülkeyi sınayabilir ve Buradan seçim e, satın ailinde karlı çıkmaya çalışabilir diye bir endişe var. Onun için diken üstünde herkes. Diken üstündeki şehirlerden bir tanesi Diyarbakır. Diyarbakır'da bir kahvehane iki araçla gelen kişiler tarafından çapraz ateşle taranıyor. E, biri ağır, üç kişi yaralı. E, çok önemli bir olay. Dediğim gibi çok tedirgin, tedirginlik verici bir olay. Ama muhalefet partileriyle her gün ağız dalaşı yapan İçişleri Bakanı ortada yok. Diyarbakır Valisi'nin biraz önce daha Twitter'ına girdim baktım kuzu severken fotoğrafı var ya da ne bileyim sokakta dolaşırken fotoğrafı var ama bu önemli olayla ilgili bir açıklamasını göremedim Diyarbakır Valisi'nin e, işin e, genel kötü tarafı daha doğrusu sosyal medyanın handikaplarından bir tanesi dün sosyal medyada e, sanki üç tane Hatta belki daha fazla kahvehane taranmış, ee, ve onlarca yaralı var, ölü var, onlarca ölü var gibi e, paylaşımlar yapıldı ve bu paylaşımları yapanlar da e, medya sitesi görünümünde bir kısmı da mavi tık e, sahibi e, sosyal medya hesaplarıydı. Altan Sancar e, bir muhabir, bir gazeteci. Onun dikkat çektiği bir e, olaydı. Sonra bunların bir kısmı o paylaşımlarını sildiler ama mesela bir sonrakinde e, görebiliriz o sosyal medya hesaplarından bir tanesi Diyarbakır'da 3 ayrı kahvehane otomatik silahlarla tarandı. Çok sayıda ölü var, çok sayıda yaralı var. E bu tür spekülasyonlara bu tür kirli bilgilere karşı da e, ülke amirlerin İçişleri Bakanı'nın, valinin ilin emniyet müdürünün anında açıklama yapması ve olayı buzuha e, kavuşturması gerekiyor. Biz mesela hala şu anda bilmiyoruz. Olayın üzerinden belki 20 saat geçti. Bu e, bu olay bir terör saldırısı mı, bir mafya hesaplaşması mı, bir aile içi hesaplaşma mı, komşu dükkanlar arasındaki bir kavga mı? Yani bunların hepsi ihtimal dahilinde. E dediğim gibi herkesin diken üstünde olduğu konu burası. Herkesin diken üstünde olduğu coğrafyalardan bir tanesi Diyarbakır belki bunların başında geliyor. E, hepimiz irkiliyoruz orada herhangi bir saldırı olduğunda. İçişleri Bakanı'nın ve valinin, emniyet müdürünün daha hassas olması lazım. Ama medya sitelerinin ve gazeteci kimliği taşıyan insanların da aynı hassasiyeti göstermesi ve insanların bu korkularını, endişelerini su istimal etmemesi, istismar etmemesi gerekiyor bence. O o mavi tek sadece güvenilir olduğu ya da e, haberlerin biraz belki sorgulanarak e, konulduğu anlamına da gelmiyor tabii bunu da öğrenmiş oluyoruz. Evet. Evet, siz e, gündeminize bakacak mısınız yoksa Ukrayna'yı konuşmaya başladın mı, ekonomiyle mi başlayacağız? Ekonomiyle devam edebiliriz ya da isterseniz sizin yurt dışı gündemini de hızlıca bir alalım. Ee, birka birkaç evet. gün orayı sanki biraz ihmal ettik gibi. Aslında dış gündemde Türkiye'deki insanların çok kolay ulaşamadığı, çok e, rahatlıkla ulaşamadığı perde inmiş gibi bir anlamda medyanın gözüne. Bizim bu bülteni insanların beğenmesinin bir sebebi de o. onun için onu çok ihmal etmeyelim derim. Evet. Hemen bakalım çünkü dünya gerçekten e, Ukrayna'da yaşananları konuşuyor. Biz görüntü olarak bunların hepsini belki burada çeşitli nedenlerle paylaşamıyoruz. Ama e, en azından fotoğraflarla bakacağız. Mesela Daily Mail e, İngiliz basının da şöyle bir başlık çıktı. E, burada Boris'in Boris, Boris Johnson'ın Rus halkına bir mesajı var. Putin'in bunu sizin adınıza yapmasına izin vermeyin. Görüntüde 6 yaşında bir erkek çocuğu var. Annesinin mezarı başında dikiliyor ve burada barbarlar ya da Rus istilacılar tarafından yine yapılanları anlatıyor haberin detaylarına bakıldığında ve bu cinayetlere dünyanın sessiz kalmaması ve bunu görmezden gelmemesi gerektiği mesajı veriliyor haberlerin detayında. Evet The Guardian'a bakalım. Zelenski'nin sözleri var. Rus liderlerin mutlaka savaş suçlarıyla yüz yüze gelmesi ve yargılanması konusundaki sözlerini görüyoruz. Biraz sonra da bunun detaylarına yer vereceğiz. Evet New York Times'a bakıyoruz. E, New York Times'ta yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma var. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin işgalin başlamasından bir yana ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Burada Rus savaş suçlularının aileleri öldürdüğünü, kadınlara çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiğini ve Ukrayna'yı adeta toplu mezarlarla dolu bir yer haline getirdiğine dikkat çektim. Evet, BBC News'ten bir haber. Birleşmiş Milletler Rusya Büyükelçisi ülkesinin buçadaki ceset görüntüleri sahte iddiasını yineledi. Bu gerçekten enteresan. Uydu görüntüleriyle bunlar iddialar ispatlandı. Yani bunların e, Rus askerleri çekildikten sonra da günlerce orada kaldığına yer verildi. E, tek tek bu cesetler yerleriyle, uydu görüntüleriyle ispatlandı ama hala e, gerek Rusya Büyükelçisi tarafından resmi olarak bu iddialar yineleniyor, gerekse Rus sosyal medyasında ve Rus medyasında yine. Bu görüntülerin sonradan yerleştirildiği, görüntülerin kıpırdadığı, hareket ettiği, o insanların canlı olduğu ve sırf bunun Ukrayna'nın böyle bir kamuoyu algısı oluşturmak adına mizansen olduğu, kurgu olduğuna yönelik iddialar var. Bütün bu uydu görüntüleri ve diğer görüntülere rağmen Rusya tarafından bunun ısrarla devam edildiğini görüyoruz. Evet burada The New York Times'ın haberine bakalım. Burada yine uydu görüntüleri var New York Times analizinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkentinin bir banyosu olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin askerlerin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği iddiasını yalanlayan görüntülerdi bunlar. The Washington Post'tan bir başlık paylaşalım. Avrupa Ukrayna'da iddia edilen Rus vahşeti kanıtlarına karşı öfkede birleşti ama Avrupa Birliği özellikle enerji söz konusu olduğunda bu konuda ne yapmaya istekli olduğundan henüz emin değil. Evet bu konuda işte Zelenski'nin de baştan beri zaten sıkıntısı ve şikayeti bu bir türlü harekete geçilmemesinden şikayet ediyordu Zelenski. Evet savaşın gerçekten çok acı tarafları var. İşte bunlardan bir tanesi çirkin yüzlerinden bir tanesi. 2 yaşında altı bez bağlı bir kız çocuğu var bir bebek. Rus işgalcilerin sivil katliamları yaptığı Ukrayna'da anneler kendilerinin veya çocuklarının ölmesi durumunda kimlik tespitinin yapılabilmesi için çocukların adlarını, doğum tarihlerini ve kendi telefon numaralarını çocuklarının sırtlarına, bedenlerine yazıyor. Gerçekten çok acı görüntülerden bir tanesiydi bu belki Ukrayna'da yaşananları anlatan. Evet bir başka acı görüntü. Tetiana Poma Zanko öldürüldü. Annesinin gözler önünde 76 yaşındaki annesi de e, yine buçada yaşanan bir olay. Kendi imkanları ölçüsünde bedenini en azından gömemese de e, üzerine örttüğü bazı şeylerle kapatmaya çalıştı ve burada daha sonra... Kiev'de e, bulundu, buçada yaşayan o yaşlı kadın gözler önünde Rus askerleri tarafından infaz edilen kızının cesedini elinden geldiğince kendi evinin bahçesine gömmeye çalıştı. Bütün dünyanın ve Rusya yanlılarının Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği insanlık suçlarını bilmesi için bunu paylaşıyoruz dedi Ukrayna Haber sitesi. Evet bu görüntülerin gerçekten çoğunu veremiyoruz. E, hem çok böyle e, rahatsız edici görüntüler hem de çeşitli nedenlerle belki bunları burada yer veremediğimizde belirtmek isteyelim. The New York Times'tan hemen bir başlık paylaşalım. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi on binlerce Ukraynalı'nın pasaportlarının ve telefonlarının ellerinden alındığı ve aile üyelerinin ayrıldığı Rusya'daki filtreleme kampları bu da enteresan bir niteleme bu kamplara filtreleme kampları deniyor. E, bu kamplara götürüldüğünü bildiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine e, insanların kamplara doldurulduğu sokaklarda sivillerin vahşice katledildiği e, ve çok özür dilerim ve e, gerçekten çok zorlanarak kullanıyorum bu e, ifadeyi ama e, annelere çocuklara ailelerinin gözleri önünde tecavüz edildiği gerçekten çok vahşi e, olaylar ve haberler duyuyoruz. Bunların mutlaka tabii ki soruşturulmasını istiyor Zelenski, ama Bucha'daki bu görüntülerin barış müzakerelerini güçleştireceğini söyledi Zelenski. Evet dün fotoğraflar koymuştuk 40 gün önce yani daha henüz Rusya işgale başlamadan önceki fotoğrafı ve Bucha'da işte bu yaşanan vahşeti gördükten sonraki yüz ifadesini iki ayrı fotoğrafla dile getirmiştik 40 gün içinde bir liderin değişimi şeklinde oradaki acıyı ve oradaki yaşananları bizzat yerinde gören Zelenski'nin yüz ifadesini hatırlayacaktır izleyenler dün. Evet Kuzey Kore'den bir haber paylaşayım. Ardından sanıyorum Türkiye gündemine yine şöyle bir bakalım. Sanki bütün bunlar olması yetmiyormuş ya da Rusya'nın nükleer tehdidi yetmiyormuş gibi Kuzey Kore'den de benzer bir haber geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-yong olası bir çatışmada Güney Kore'ye karşı nükleer silahları kullanabilecekleri uyarısında bulundu. Evet, dünya daha henüz Rusya ile Ukrayna uğraşırken, Kuzey Kore lideriyle uğraşırken bir de ortaya kız kardeşi çıktı şimdi. Evet, sizin gündeminize de bakalım dilerseniz. Çünkü başka haberler de var yine Rusya ile bağlantılı ama ilk önce Türkiye medyasında yer alan başlıklarda bir göz atalım. Türkiye medyasına geçmeden ben hemen e, ekonomiye daha doğrusu geçmeden Türkiye medyasından savaşla ilgili, Ukrayna ile ilgili tek bir küpür almıştım. O da e, Putin ve yardımcılarının, Putin ve bürokratlarının savaş suçlarından dolayı yargılanmasının çok da kolay olmadığını belirten bir manşetti. E, farklı olarak Türk medyasında bu vardı. E, bir kısım saygın hukukçular sadece Putin'in saygınlığı zedelenecek filan. Gibi şeyler söylüyorlar. Putin'in bunu ne kadar taktığını, e, ya, taktığını zannetmiyorum. Taktığı yani saygınlığını e, kale alacak noktada olmadığını artık düşünüyorum. Ekonomi hızlıca bakalım. Ekonomide e, hep sokağın ekonomisine, e, vatandaşın, bireyin ekonomisine baktık ama asıl buradaki hayat pahalılığının e, kökünde yatan bir kısım, kurumsal bir kısım kök sorunlar olduğunu değiniyorduk. Bugün bazı gazetelerde buna dair haberler var. Onunla başlayalım. Sanayici isyanda çarklar durabilir diyor. Altındaki şeyde küpürü de arkadaşlar. Daha yakından görebilmek için sanayiciler gerçekten çok sıkıntılılar. Zaten dün konuşmuştuk üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında neredeyse yüzde fark var. Birisi TÜİK'e göre bile yüzde 61, diğeri TÜİK'e göre bile hep bu bileyi söylüyoruz. Çünkü baskılanmış rakam yüzde 114 civarında. Sanayinin çeşitli temsilcileri ve farklı şehirlerden insanlar Yeni Çağ Gazetesi'ne konuşarak çok daha kötü günlerin Türkiye'yi beklemekte olduğuna dair işaretleri paylaşmışlar. Bir sonraki küpürümüz Türkiye Gazetesi'nden dün de Türkiye Gazetesi'ni ayrıntılı biçimde konuşmuştuk. E, fiyatları körükleyen beş sebep. E, şimdi e, çok iyi bir haber bir kere yani Türkiye Gazetesi'ni e, tebrik edebileceğim aklıma gelmez damat dediğim gibi bir, bir zamandır bir kısa bir zamandır Türkiye Gazetecisi gazetesi gazetecilik yapmaya başladı muhaliflik yapmaya başladı biraz. E, gazetecilik biraz da muhalif olmayı gerektirir ama burada dikkat çekici şey şu. Sebze ve meyve fiyatları bu yazda ucuzlamaz. Türkiye gazetesi spota bunu çıkarıyor. Yani başlığın hemen altındaki e, şey bu ve fiyatı körükleyen sebepleri çok güzel işare, işaretlemiş. Petrol zamları, ambalaj giderleri ya yani. hiç diyor e, sıfır maliyetle Antalya'dan bir ürünü kamyona koyup İstanbul'a getirsek sadece nakliye maliyeti 5 lira yani o şeyin e, herhangi bir ürünün kilosu 5,5 liraya geliyor. Sadece hiç yani üreticinin maliyetlerini bir kenara bırakalım, başka maliyetleri bir kenara bırakalım. Sadece naklettiğimizde o ürünün fiyatı 5,5 liraya tekabül ediyor. E, güzel karşılaştırmalar, ambalaj yurt dışından ithal e, pek çok e, ambalaj ham maddesi ithal. O, 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 onun da kurla e, kur kurun patlamasıyla ilişkisini düşündüğünüzde e, aslında meyve sebze fiyatlarının neden ucuzlamayacağını anlatan güzel bir haber. E, Cumhuriyet gazetesi hedefler 3 ayda çöktü diyor. E, düşünün ki kur hedefi şimdi birazdan e, Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına da bakacağız. E, kur hedefi bile 2024'ün üstüne çıktı. Yani bırakın 2022 hedeflerinin tutmasını 2023'ün 2024'te hedefledikleri rakamın bile üstüne zaten ilk 3 ayda çıktılar. Yani e, hiçbir hedef tutmuyor, hiçbir e, vaat ettikleri şeyi gerçekleştiremiyorlar. E, i̇şsizlik aynı şekilde, e, cari açık aynı şekilde, dış ticaret açığı aynı şekilde. Şimdi Nurettin Nebati'ye gelelim. E, bir müddettir Erdoğan'ın onu susturduğunu, çok konuşturmadığını e, biliyorduk. Şimdi iftarlar başladığı için konuşmaya başladı. İftarlara katılarak konuşuyor. E, kur stabil, faiz gündemden çıktı, enflasyonu da alaşağı edeceğiz diyor. Yani kur nasıl stabil, yükselmeye devam ediyor bütün baskılara rağmen. O bir kenara faizi nasıl frenlemişler bakalım. E, geçen yılın yani 2021'in Ocak ayında bütçeden faize ödenen para 14.2 milyar lira. Bu yılın Şubat ayında e, faize bütçeden ödenen rakam 43 milyar 669 milyon TL. Yani %207'lik bir artış var. Devletin faiz har harcamalarının arttığı, bütçedeki faiz giderlerinin %207 arttığı bir ortamda faizi frenledik diyorlar. Tamamen algı operasyonu, tamamen aldatmaca. Yani Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizini yüzde %14 14'e indirerek o orada sabit tutarak e, faizi indirdik diye bir algı oluşturuyorlar. Ama hesap ortada yani Halep oradaysa arşın burada diye bir şey var ya işte arşın burada bütçe bütçeden faiz ödenen miktar yüzde 207 artmış o zaman faizi neyle dizginlediniz nasıl dizginlediniz e, Latif Demirci'nin Karikatürü güzel, hürriyetten onu aldım domatesin üzerine babam sağ olsun yazmışlar. Gerçekten de öyle artık. Gıda fiyatları öyle bir hale geldi ki babam sağ olsun yazılsa sezadır. Ekonomiyle siyasetin kesiştiği noktada bir haber var isterseniz onu da paylaşayım. Sonra sizin ekonomiyle ilgili muhakkak ekleyecekleriniz vardır. Onları alalım. Baki Ersoy MHP'li bir milletvekili katıldığı bir televizyon programında ee, enflasyon açıklanan rakamların çok üzerinde. Biz yok saydığımızda bu problem yok olmuyor dediği için MHP tarafından disiplin kuruluna, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Gerekçe de şu parti programlarımızın, parti politikalarımızın rağmına onlara aykırı bir biçimde açıklama yapmak. Ya parti programınızda, parti politikalarınızda gerçeği söylememek gibi bir dayatma mı var? O bir kenara. Onu dün sosyal medyada hemen herkes konuştu ama sosyal medyadaki insanların aklına gelmeyen başka bir ayrıntıyı söyleyeyim ben. E, hemen bir sonraki küpürümüzde bunu görüyoruz. Baki Ersoy Kayserli bir iş adamı. E, daha önce Mansur Yavaş'la ilgili bir tehdidiyle gündeme gelmişti ama tehdit videosunu çekerken kullandığı e, giydiği kıyafetler e, kendisinden daha fazla konuşulmuştu. Neden? Çünkü Prada eşofmanı 12 bin lira, e, sadece gözlüğü 7 bin lira bu milletvekilinin. O gün MHP'den hiçbir tepki görmedi. O gün parti politikalarımıza aykırısın, biz vatandaşla aynı şartlarda yaşıyoruz ya da vatandaş e, ekonomik sıkıntıyla, vatandaş hayat pahalılığıyla mücadele ederken bizim bir milletvekilimiz 12 bin liralık eşofmanla video çekip bunu nasıl paylaşıyor demeyen MHP yönetimi bugün ya enflasyon açıklananın üzerinde vatandaş da bunu görüyor dediği için disipline sevk ettiler. Büyük ihtimalle de ihraç edecekler. Sözcü gazetesinin bir küfürünü almıştım. Vatandaş aynı fikirde. Vatandaş diyor ki biz artık açıklanan enflasyon fiyatlarına inanmıyoruz. Çünkü pazarda gördüğümüz, kıyasladığımız fiyatlar TÜİK'in açıkladığı fiyatlardan bambaşka. Bize yalan söyleniyor. Bizim yaşadığımız şeyin fotoğrafı doğru bir biçimde çekilmiyor. Evet, benim ekonomiyle ilgili toparladığım, değerlediğim şeyler bunlar. Ee, sizin gündeminizden biraz alalım. Ondan sonra tekrar bazı kısa kısa haberler var, onları paylaşmak istiyorum. Evet, e, gerek milletvekillerinin MHP'de, gerekse gazeteler anlamında, Türkiye Gazetesi örneğinde, yani olan biteni söylemek bile muhaliflik sayılıyor. Yani gerçekleri söylemek aslında yapılan şey ama buna bile muhalif gazetecilik ya da muhalif e, siyaset deniyor şu anda. Evet biraz ekonomiyle alakalı ama yine de Rus oligarkların hatırlayacaktır seyredenler. özellikle yatları Türkiye'ye geliyordu. Güvenli liman olarak hatta bununla ilgili yayınlar bile yapıldı. Rus oligark Abramovich'in süper yatı Solaris Bodrum'da İngiltere merkezi şirketin işlettiği limandan ayrılarak Yalı kabak açıklarına demirledi. Guardian diyor ki liman işletmecisi şirketinin üzerinde büyük baskı vardı. Evet İngiltere bu konuyla ilgili baskı yapınca, şirkette İngiltere merkezli bir şirket olunca işleten limanı buradan ayrılarak Yalıkavak açıklarına gitmiş. Yine Abramovic bir başka konu. Yalıkavak, Yalıkavak dediğinizde aklınıza ne geliyor? Sedat Peker'in ifşaatları geliyor elbette. Meh ee, Mehmet Ağar mübariz, ve işlettiği. Tabii mü, evet. mü, ha, Mübariz Mansimov'un iken el konulup Mehmet Ağar'ın ve Mehmet Ağar'ın etrafındaki bir grubun e, çöktüğü söyleniyor tam tabiriyle çöktüğü yalı kavak marinası akla geliyor. Ee, herhalde oraya yanaşacak. E, münasiptir yani e, oraya yanaşmasında bir mahsus yani en azından uygunluk açısından mahsur yok. Elbette ki mahsurlarını daha önceki programlarda da konuştuk. Bütün dünyanın ambargo uyguladığı insanlara siz kucağınızı açarsanız yarın onlarla özdeşleşmiş olarak e, yaftalanacaksınız. Onlarla birlikte belki e, yaptırımlara maruz kalacaksınız. Evet, Abramovich deyince tabii bir başka haber daha var. Onu da hemen paylaşalım. Uzun süredir dillendirilen Rus iş adamı, Rus iş insanı eski Chelsea başkanı Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı söylentisi gerçek oldu şeklinde bir haber var. Taraflar anlaşmaya vardı ve cuma gününe kadar resmi bir açıklama yapılacak. Evet, Abramovich Chelsea'den sonra bakalım Göztepe ile ilgili yine bu kez bu kulübün başkanı olarak mı geçecek? Bunu da göreceğiz. Dediğiniz gibi bütün dünya oligarklara yaptırım yaparken Abramovic'e kucak açan Türkiye dünyaya bunu nasıl anlatacak? İlginç değil ama daha dün de biraz örneklerini verdik. Çin'den görüntüler paylaşmıştık. Hatırlarız. Orada gerçekten özellikle bazı şehirlerde büyük kapanmalar var ve çok ciddi bir salgının geldiğinden de bahsediliyor. Bununla ilgili haberler görmeye başladık. The New York Times da buna yer vermiş. Yeni bir COVID-19 dalgasının geldiğine e, dikkat çekiyor The New York Times ve burada kendinizi korumanın ve riskinizi azaltmanın yedi yolu olarak veriyor. E, burada tabii yeni e, çok yüksek kaliteli maskeler almak, e, COVID testlerini elinizde bulundurmak, eğer e, bir booster aşısı yaptırmadıysanız hemen bunu yaptırmak bir oksimetre yani oksijen ölçüm cihazı almak gibi birçok yine bazı tavsiyelerde bulunmuş İnşallah olmaz ama gerçekten çok fazla haber kaynaklarında yeni ve daha ölümcül bir dalganın geldiği ile ilgili haberler görmeye başladık Dediğimiz gibi umuyoruz tam bir COVID ve değişik varyantları dünyadan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ölüm sayıları, vaka sayıları azalıyor derken umuyoruz yeni bir dalga ile karşılaşmayız. Ekonomiyle ilgili şöyle bir haber vardı. Faik Öztrak tweetinde gel vatandaş gel diyor. Yerini bulabilirsek TÜİK marketlerindeki fiyatlara gel. Bakalım TÜİK marketindeki fiyatlara Şubat ve Mart 2022 arasındaki farka bakalım. Bal 62 liradan 61.9'a düşmüş. Kaşar 71.5'ten 70.3'e. Tulum peyniri 81.6'dan 80'e. İşte değişik ürünler var ama hepsinde de düşme var bakın. Şubat'taki fiyatlarına göre Mart'ta hepsi düşmüş nasılsa. Hepsinde de %1.0.1'den 2.5'e, 3.6'ya kadar varan oranlarda değişimler görüyoruz ve burada diyor ki marketlerin adresi TÜİK'te saklıdır. E tabii vatandaş da soruyor. TÜİK Versin bu marketleri açıklasın da biz de gidelim madem böyle eksi değişimler varsa nerede Şubatla Mart arasında böyle fiyatların ucuzladığı marketler söyleyin de biz de oradan alışveriş yapalım diyor ama TÜİK diyor ki fiyatların e, değişti bu marketlerin isimleri bende saklı. Evet Bey, daha önce e, de dikkat dikkat evet. dikkatinizi çekti mi oradaki bal fiyatı çok çok önemli çok dikkat edilmesi gereken bir fiyat. Yani TÜİK o kadar hassas bir terazi ki düşünün kuyumcu terazisi gibi. Yani e, binde birlik bir düşüşü bile ölçebilmiş yani 62 liradan 61.9'a düşmüş balın fiyatı. Evet ve TÜİK bunu yakalamış yani ne kadar takdir etsek ne kadar alkışlasak yeridir yani TÜİK müthiş hassas çalışıyor. O kadar kılı kırk yarıyor ki yani da yani bravo artık başka bir şey diyemiyoruz. Evet, e, beyaz peynir, bulgur, tereyağı hepsinin fiyatları düşmüş ve vatandaş da tabii haklı olarak bunu soracak e, nerede o marketler diye. Peki gerçekte marketlere gidelim. Bazı marketler ülkemizin en değerli ürünlerinden ayçiçek yağlarına alarm takmaya başlamış. Evet yine buna benzer görüntüler daha önce bebek mamalarında ya da çeşitli pahalı ürünlerde görüyorduk ama Artık ağaç yağda alarm takılarak koruma altına alınmış marketlerdi. Biraz ekonomiyle alakalı dün de paylaşmıştık. Ee, Ekrem İmamoğlu UKOME'de e, sürekli engelleniyor İstanbul'a zam talebi e, ve bununla ilgili açıklama yaptı. İETT'yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır dedi Ekrem İmamoğlu. Benden günah gitti diyor açıkçası. Bundan sonra yaşanacak sorunlarda beni suçlamayın. Çünkü artık kendini çeviremez hale geldi diyor İETT, Metro, Deniz Ulaşımı ve diğer konularda ulaşımla ilgili sıkıntılar. Evet sizin isterseniz gündeminize de bakalım sonra çünkü bir e, mihriban bebek Nisa bebek vardı e, yolda bulunmuş ve bir e, yine e, sağlıkçının süt annelik yaptığı bir bebekle ilgili bir haber var. Ama öncesinde haberlerinize bakalım sonra isterseniz biraz onun üstüne konuşalım. Evet ben de ilk haberim o oradan devam edebiliriz. E, posta gazetesi manşet yapmış ne yazık ki mihriban bebek. Hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşti. Ve bir ihmal yüzünden gerçekleşti. Ee, devlete ait bir bakım evine yerleştirildi bebek. Orada kendi kusmuğunu yutarak e, boğulmuş. Ve e, kendi kusmuğu e, nefes borusuna kaçtığı için şu anda hayatını kaybetmiş durumda. E, zaten çok dramatik bir hikaye. Annesinin e, hikayesi de çok acı. Yani e, sosyal medyadan paylaştığı bir kişiden... E, hamile kalmış sonra çocuğu doğurup işte sokağa bırakmış çocuk ölmek üzereyken bulunmuş anne tutuklandı e, o bakım evindeki ha, e, bebek bakıcısı e, hakkında soruşturma devam ediyor Henüz tutuklanmadı ama taksirle adam yaralamak e, suçlamasıyla e, hakkında soruşturma açılmış e, mutlu başladı aslında acı başlayan bir hikaye mutlu bitebilirdi e, çok e, Türkiye o fotoğraflara bilhassa ambulans görevlisi, sağlık görevlisinin anne şefkatini çok sevinerek, çok hani bir anlamda empati yaparak yaklaştı. Hani bunu eleştirenler de oldu ama ben o eleştirilere açıkçası yersiz gördüm. Yani ya falanca yerde bebekler acı çekiyor, cezaevlerinde bebekler acı çekiyor. siz bir tane bebekle teselli oluyorsunuz o ayrı bir hikaye bence o onu elbette ki her gün gündeme getirelim. Her gün de gündeme getiriyoruz. Ben şahsen sosyal medya hesaplarımda da bunu her gün e, o konudaki dramları e, şey yapmaya anlatmaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da güzel sıcak bir hikaye vardı. Buna insanların odaklanması da çok normaldi. Ama ne yazık ki birisinin ihmaliyle, bir annenin hatası, bir sağlık görevlisinin ihmaliyle Mihriban Mihriban'ı kaybettik. Ee, güzel evet. hikayemizi yani şu şu kadar kötü olayın içerisinde sevinebildiğimiz, azıcık acı da olsa tebessüm edebildiğimiz bir e, konuydu Mihriban'ın hikayesi. E, ne yazık ki onu da çok... Ama yine acı da. Evet, bununla ilgili evet. birkaç küpür paylaşayım müsaadeniz hemen. Acil tıp teknisini Büşra e, kardeşimizin süt yaptığı Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş şeklinde haberler gördük sosyal medyada. Ee, onu boş bir arsaya bırakıp kaçan biyolojik annesi ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı. Evet bir doktorun burada tweet'i vardı. Birkaç gün önce sokakta terk edilmiş halde bulunan bebeğin beyin ölümü gerçekleşmiş. Çok üzüldüm. Gayet iyi durumda görünüyordu. Hipotonisi vesaire yoktu. Hareketliydi. Ne oldu da nasıl hayatını kaybetti? İhmal mi var yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Mutlaka araştırılmalı deniyor. Ee, yine sağlık kontrolleri yapılmıştı. Çocuk hizmetleri genel müdürlüğüne teslim edilmeden önce bebek durumunun kötüye gitmesi üzerine hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Nisa bebekten acı haber geldi. Beyin ölümü gerçekleştiği söylendi. Nisa mihriman bebek hayatını kaybetti. Evet ATT teknisini e, A, ATT Büşra ve Süt Kızı'nın fotoğrafları gerçekten iç ısıtan görüntülerdi arkadaşlar. E, bu ambulansın içinde o bebeğe sarıldığı, bebeğin gülümsediği ve sağlıklı göründüğü o fotoğraflar tarlada ya da arsada bir başına bırakılan bu bebeğin kurtuluş hikayesi olarak Türkiye'de paylaşılıyordu. Ama sizin de az önce dediğiniz gibi bu mutlu görüntüler çok kısa sürdü. Çocuk esirgeme kurumunda yanlış beslenme sonucunda boğazına kaçan nesne ile yoğun bakıma alındığı iddiaları var. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Kimsesizler kime emanet Nisa bebek diye sormuş bir hesap. Evet bununla ilgili soruşturma ne kadar e, hızlı sürecek ve biz ne zaman bunun gerçekten e, ölüm haberini Nisa bebeğini öğreneceğiz onu da takip edeceğiz tabii ama e, burada bir ihmalden de bahsediliyor dediğiniz gibi bebek sağlıklı olarak oradan kurtarıldı bir süt anne tarafından sahip çıkıldı. Ve bir yetkili kuruma devredildi çocuklara bakması gereken ve bu amaçla kurulmuş bir kurumda Beslenme sırasında hayatını kaybettiği söyleniyor. Evet benim e, çevreyle ilgili bir gündemim var. E, yangınlarla ilgili haberler biliyorsunuz. E, anında aktarmaya çalışıyoruz. Bugün Cumhuriyet manşet yapmış. E, güzel bir manşet bence. Hani kötü bir şey yapıldığında söylediğimiz gibi güzelleri de söyleyelim, iyi işleri de söyleyelim. E, AKP ne yazık ki faciadan bile rant çıkarmaya çalışıyor. Bu onun haberi. Eee belgeleriyle ortaya koymuşlar. Bir kere birinci şey, oradaki o yanan ormanlardan üretilen tomrukları yandaşlara çok ucuz, böyle neredeyse bedava denebilecek fiyatlarla satmışlar ve sadece o tomrukların alım satımından dolayı zengin olan insanlar var. E, yani hiç olmazsa acıdan rant çıkarmasalar, hiç olmazsa e, yangından para kazanmaya çalışmasalar ama e, herhalde artık bu nasihatleri dinleyecek noktayı çok geçtiler, çok fazlasıyla açtılar. Bir insan hikayesi var. E, Kapıcılar Kralı e, büyük bir miras bırakmış gitmiş. E, daha önce de medyada paylaşılan bir kişiydi. E, kapıcılık yaparak e, Ankara'da 11 daire arsa 1 kilo altın ve yüz binlerce lira bırakmış. ama kardeşler arasında çıkan kavga şimdi gazetelere bir başka haber konusu oluyor. aslında bu, bu da iyi bir hikayeydi ama bu da sonu kötü biten bir hikayeye dönüşmüş durumda. Kadına şiddetle ilgili bir haber var. İki muhalefet lideri Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan göz göre göre ölüm diyor göz göre göre ölüm olmasının sebebi şu aslında Mahmut Bey. Hani kadına karşı şiddet dediğimizde sadece ölümler yaşandığında e, tepki gösteriliyor ve ölümleri önlemeye çalışıyorlar ama hani yılanın başı küçükken ezmek lazım derler ya o kadına karşı şiddetin en küçüğünü cezalandırmazsanız son noktaya gidişini de engelleyemezsiniz. Onun için Türkiye'de asıl sorun kadına karşı şiddetin e, en küçük boyutlarından itibaren engellenmeye çalışılmıyor olması hatta tam tersine kadına karşı şiddetin neredeyse erkeklerin elinde bir hak gibi algılanması ve bu hakkı işte artık hani şey daha önce Furkan Vakfı ile ilgili konuşurken şey yaptık ya orantısız güç dediler ya polisin şiddetine işkencesine Neredeyse karısını öldüren kocalara da orantısız şiddet diyecekler yani çünkü öldürmedikten sonra çok da problem yapmıyorlar kadına öldürmeden şiddet uyguladıktan sonra çok da sorun olmuyor gibi Türkiye'de yani bu sorunu çözmek istiyorsak temele inip en küçük şiddeti cezalandırmaya başlamaktan başka çaresi yok Türkiye'nin. Evet sizde gündem bittiyse bende de son bu konuyla da aslında bağlantılı olan bir haberle bitirelim dilerseniz. Kadına şiddet deyince e, Bergen'le ilgili bir haber aslında bu. Bergen filmine gidenleri eleştirmiş Cem Küçük. Daha doğrusu eleştirmiş derken madem ülkede ekonomi kötü öyleyse öyle olsa Bergen filmini 7 milyon kişi izlemezdi demiş. Evet burada yine Bergen'in sözleriyle, şarkı sözleriyle cevap verilmiş. Tanrım kötü kullarını ben affetsem sen affetme diyorum diyor bu tweet'i e atan kişi. Ee, kadına şiddetten bahsedince kadına şiddetin nasıl sonuçsuz kaldığını gösteren önemli bir örnek aslında Bergen'de. Ee, bunu da filme başarılı bir şekilde döküldüğünü görüyoruz. Çok ciddi bir izleyici oranına ulaşmış. Demek ki bu da birilerini rahatsız etmiş ki bir sinemaya gitmek bile bazı insanları demek ki rahatsız ediyor. Çünkü cebindeki telefonu göster diyorlardı ya sokakta röportaj sırasında vatandaşlar madem bu kadar ekonomiden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun ama çıkar telefonunu göster şeklinde işte burada ülkede artık sinemaya gitmek bile bir lüks sayılıyor. E, Profesör Doktor Bengi Başer'in tweetiyle biz de noktalayalım. Cep telefonuna sahip olmayı bir filme gidebilmeyi lüks sayan zihniyetin yakında hava bedavaya ya daha ne istiyorsunuz demesine az kaldım. Evet medyada bugün de e, benim paylaşacağım haberler böyleydi. Sanıyorum sizde de gündem e, bunlardı. Evet. E, bu haberle noktalayalım. Yarın umuyoruz ki daha güzel haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.